Müfettişlik görevimin geniş yetkileri. Benim bu iki kolorduya doğrudan doğruya emir ve komutum geçerli olduktan başka bir yetkim de vardı ki müfettişlik bölgesine komşu bulunan askeri kıtalara da emir verebilecektim. Ayrıca bölgemde bulunan ve bölgeme komşu olan valiliklere de emir nitelikli bildirilerde bulunabilecektim. Bu yetkiye göre Ankara'da bulunan 20. Kolordu ve bunun bağlı olduğu müfettişlik ile ve Diyarbakır'daki kolordu ile ve hemen bütün Anadolu mülki amirleri ile yazışabilecek ve bunlarla ilişki kurabilecektim. Bu geniş yetkinin beni İstanbul'dan sürüp uzaklaştırmak amacıyla Anadolu'ya gönderenler tarafından bana nasıl verildiğine şaşabilirsiniz. Derhal belirtmeliyim ki bana bu yetkiyi onlar bilerek ve anlayarak vermediler. Ne olursa olsun benim İstanbul'dan uzaklaşmamı isteyenlerin icat ettikleri sebep, Samsun ve yöresindeki asayişsizliği yerinde görüp önlem almak için Samsun'a kadar gitmek idi. Ben bu ödevin yapılmasının bir görev ve yetki sahibi olmaya bağlı olduğunu ileri sürdüm. Bunda hiçbir sakınca görmediler. O tarihte Genelkurmay'da bulunan ve benim amacımı bir dereceye kadar sezen kişilerle görüştüm. Müfettişlik görevini buldular ve yetkiye ilişkin talimatı da ben kendim yazdırdım. Hatta Savaş İşleri Bakanı olan Şakir Paşa bu talimatı okuduktan sonra imzada duraksamış, anlaşılır anlaşılmaz bir şekilde mührünü basmıştır. Genel görünüme dar bir çerçeve içinde bakış. Bu açıklamalardan sonra genel görünümü daha dar bir çerçeve içine alarak çabuk ve basitçe hep beraber gözden geçirelim. Düşman devletler Osmanlı devlet ve ülkesine nesnel ve tinsel yönlerden saldırı halinde yok etmeye ve bölmeye karar vermişler. Padişah ve halife olan kişi hayat ve rahatını kurtarabilecek çareden başka bir şey düşünmüyor. Hükümeti de aynı durumda. Farkında olmadığı halde başsız kalmış olan ulus karanlık ve belirsizlik içinde ne olacağını bekliyor. Felaketin korkunçluğunu ve ağırlığını kavramaya başlayanlar, bulundukları çevre ve hissedebildikleri etkilere göre kurtuluş çaresi saydıkları önlemlere başvuruyorlar. Ordu ismi var, cismi yok bir durumda. Komutanlar ve subaylar, genel savaşın bunca güçlük ve sıkıntılarından yorgun, vatanın parçalanmakta olduğunu görmekle yürekleri kan alıyor, gözleri önünde derinleşen karanlık felaket uçurumu kenarında kafaları çıkar yol, kurtuluş yolu aramakla meşgul. Burada pek önemli olan bir noktayı da belirtmeli ve açıklamalıyım. Ulus ve ordu, padişah ve halifenin hainliğinden haberi olmadığı gibi o makama ve o makamda bulunana karşı yüzyılların kökleştirdiği din ve gelenek bağlarıyla uyumlu ve sadık. Ulus ve ordu kurtuluş yolu düşünürken kuşaktan kuşağa geçen bu alışkanlıkla kendinden evvel yüce hilafet ve saltanat makamının kurtuluş ve dokunulmazlığını düşünüyor. Halife ve padişahsız kurtulmanın anlamını kavrama yeteneği yok. Bu inanca aykırı görüş ve düşünceleri açığa vuracakların vay haline. Derhal dinsiz, vatansız, hain, istenmez olur. Önemli başka bir noktayı da söylemek gerekir. Kurtuluş yolu ararken İngiltere, Fransa, İtalya gibi büyük devletleri gücendirmemek temel ilke gibi sayılmaktaydı. Bu devletlerden yalnız biriyle bile başa çıkılamayacağı kuruntusu hemen bütün kafalarda yer etmişti. Osmanlı Devleti'nin yanında koskoca Almanya, Avusturya, Macaristan varken hepsini birden yenik eden, yerlere seren İtilaf kuvvetleri karşısında tekrar onlarla düşmanlığa varabilecek tutumlar almaktan daha büyük mantıksızlık ve akılsızlık olamazdı. Bu anlayışta olan yalnız basit halk değildi. Özellikle seçkin denilen insanlar böyle düşünüyordu. O halde kurtuluş yolu ararken iki şey söz konusu olmayacaktı. Bir defa İtilaf devletlerine karşı düşman konumuna girilmeyecekti ve padişah ve halifeye canla başla bağlı ve sadık kalmak temel koşul olacaktı. Düşünülen kurtuluş çareleri. Şimdi
Efendiler, izin verirseniz size bir sual sorayım. Bu durum ve koşullar karşısında kurtuluş için nasıl bir karar almak akla gelebilirdi? Açıkladığım bilgi ve gözlemlere göre üç tür karar ortaya atılmıştı. Birincisi İngiltere'nin koruyuculuğunu istemek. İkincisi Amerika'nın mandasını istemek. Bu iki türden karara varmış olanlar Osmanlı Devleti'nin bir bütün olarak kalmasını düşünenlerdir. Osmanlı ülkesinin değişik devletler arasında bölüşülmesinden ise ülkeyi bütün olarak bir devletin koruması altında bulundurmayı yeğleyenlerdir. Üçüncü karar, yerel kurtuluş yollarına yöneliktir. Örneğin bazı bölgeler kendilerinin Osmanlı Devleti'nden koparılacağı varsayımına karşı ondan ayrılmamak önlemlerine başvuruyor. Bazı bölgelerde Osmanlı Devleti'nin yok edileceği ve Osmanlı ülkelerinin paylaşılacağını bir olup bitti sayarak kendi başlarını kurtarmaya çalışıyorlar. Bu üç tür kararın gerekçeleri vermiş olduğum açıklamalar arasında vardır. Benim kararım. Efendiler, ben bu kararların hiçbirini yerinde bulmadım. Çünkü bu kararların dayandığı bütün kanıtlar ve mantıklar çürüktü, esassız idi. Gerçekte içinde bulunduğumuz tarihte Osmanlı Devleti'nin temelleri çökmüş, ömrü tamam olmuştu. Osmanlı memleketleri tümüyle parçalanmıştı. Ortada bir avuç Türk'ün barındığı bir ata yurdu kalmıştı. Son sorun, bunun da bölüşülmesini sağlamaya çalışanlarla uğraşılmaktan ibaretti. Osmanlı Devleti, onun bağımsızlığı, padişah, halife, hükümet, bunlar hepsi içeriği kalmamış bir takım anlamsız sözlerden ibaretti. Neyin ve kimin korunması için kimden ve ne yardım istenmek düşünülüyordu? O halde ciddi ve gerçek karar ne olabilirdi? Efendiler, bu durum karşısında bir, tek bir karar vardı. O da ulusal egemenliğe dayalı, kayıtsız, şartsız, bağımsız yeni bir Türk devleti kurmak. İşte daha İstanbul'dan çıkmadan önce düşündüğümüz ve Samsun'da Anadolu topraklarına ayak basar basmaz uygulamaya başladığımız karar bu karar olmuştur.